faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Bekir Develi ile Peynir Gemisi'ni sunar. O akşam dedi tamam o zaman ya şey ya abdestin al şehadet vereceksin Müslüman olacaksın dedi. O bayağı hızlı çıkmış. Like, oh ya olmaz öyle bir şey. Aslında ben kaç yıl için peçete bile kullandım. Ya yani böyle Türkiye'ye geldiğim zaman sen neden bunu kullanıyorsun? Ne kadar cahilsin? Ne kadar şeylere sokuduk. Hem de şey babamın ilk soru çok iyi hatırlıyorum biz evlendikten sonra babam eşimin ilk soru. Senin baban ve dedenin kaç tane hanım var? Yani yeah. O ilk soru o. Hala güveniyorum yani şey bu din doğrudur. Yani ve bence çünkü annen ya böyle Müslüman güzel yaşamak, doğru yaşamak için ya gerçekten benim için çok önemlidir. Yani çocuklarımız için çünkü o kadar ya güzel davranış, güzel ahlaklı yani insanları İslam'la yakınlaşıyor. Hiç dört hanımı olan biriyle tanıştınız mı bu kadar Müslümanın içinde yani? Aslında şey onun ya bir kişi herhalde tanıyorum ve o Kanada'da oturuyor. O ne da kadar Kanada'da iyi. Oturuyor. O, evet yani. O ne kadar iyi yani. Welcome to Turkey. Huzur-u Hazirun Cemiyeti İrfan, laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kıymetli dostlar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir cuma akşamı sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aslında aylardır hani yabancılar öyle diyor, mobbing diyorlar. Bana mobbing yapıyorsunuz bir isimle alakalı. Hem böyle DM olarak geliyor hem yorumlara yazıyorsunuz. Jenny Molendik Divleli. İlk başlarda dikkatimi çekmiyordu fakat sonradan o kadar çok yorum yaptınız ki bir akşamı buna ayırdım ve YouTube'da Jenny Hanım'ı izledim. İyi ki yazmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Başka Peynir Gemisi'nde görmek istediğiniz, dinlemek istediğiniz, izlemek istediğiniz birileri olursa lütfen bunu yapmaya devam edin. Çünkü biz bundan son derece hoşnutuz. Benim hayatıma çok güzel bir insan daha katılmış oldu böylelikle. Bugün inşallah Kanadalı 5 çocuk annesi, aynı zamanda yazar, aynı zamanda çok güzel kurabiye yapıyor, onu sonra anlatırım diye öyle olduğunu. Jenny Molendik Devleli hanımefendi bizlerle beraber. Hoş geldiniz Jenny Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. İyiyim siz. Bizler çok deyiz. İyisiniz. Şükürler olsun. Şimdi Kanadalısınız. Sonra buradan Karaman'la biriyle evlenmişsiniz. O da o esnada Kanada'daymış. Sonra İslam'ı tanımışsınız. Sonra Türkiye'ye gelmişsiniz. Aslında bu çok uzun bir hikaye. Bunu böyle adım 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 konuşalım istiyorum. İnşallah. Şimdi ben sondan başlayayım. Jenny Hanım'ın o uzun hikayesinin ötesinde şu anda çıkmış, yayınlanmış 3 tane kitabı var. Önce onları bir göstereyim size. Ondan sonra bu kitaplara giden serüveni konuşmaya çalışacağız. Bir tanesi Karavan Çocuk Yayınları'ndan çıkan Eşsiz Bir Gezi kitabı. Kaç yaşındaki çocuklara hitap ediyor mu? 4 yaş üzeri. 4 yaş ve üzeri. Peki. Ondan sonra yine Karavan Yayınları'ndan Unutulmuş Kitap. Görüyorsunuz böyle bir kitap ama siz unutmayın. Bir de Timaş Yayınları'ndan çıkan Kur'an'daki Hayvanlar, Arabul. Ne kadar tatlı görüyor musunuz? Bu kaç yaşındaki çocuklar? O da 4 yaş üzeri. O da 4 yaş üzeri çocuklara. Aklınızda bulunsun. Yayının sonunda yeniden tanıtacağım bu kitapları. Çünkü benim birazcık inceleme fırsatım ve yorumlarını okuma fırsatım oldu. İnsanlar çok beğenmişler. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Peki Jenny Hanım, şimdi siz Kanada'da kendi halinizde yaşayan bir insandınız. Sonra neler geldi başınıza, bize anlatır mısınız? Evet. Ya gerçekten ya yıllar önce sorsaydınız bir Müslüman olacaktım, Türkiye'ye gelecektim. Yani tabii ki hiç böyle aklınızdan geçmezdi, geçmedi değil mi? Evet, aha. Bütün ailem Kanada'da. Böyle güzel bir ailemde büyüdüm. Çok Hristiyan bir aile. Yani küçükken sürekli kiliseye gittim, genç gruplara gittim. Yani çok aktif bir Hristiyan çocuk oldum. Ve üniversitedeyken biraz dinden yere koydum. Yani uzaklaştım. Hı hı. Din derken Hristiyanlıktan. Ya da dini inançlardan. Ya din genellikle olarak ama ya tam bildiğim dinlere Hristiyanlık ve uzaklaştım. Ya farklı fikirlerim falan da vardı herhalde neyse. Ondan sonra üniversite ikinci yılda dedem vefat etti. Ve biraz acaba bilmiyorum fikirlerim değişti. Biraz daha dini tekrar tanımak istedim. Aynı zamanda o işaret dili tercümanlıkta okuyordum üniversitede. Ve bizim hocalarımız her zaman dedi yani çünkü bir gün belki okulda olabilir tercümanlık yapacaksın. Bir gün doktor ofiste, bir gün kilisede. O zaman dünyadan her şey azıcık bir şeyden öğren. Ya bir Müslümanla tanıştım. Allah Allah yani bu nedir? Yani aynı peygamberlerimiz var, aynı inançlarımız. O Müslüman eşiniz değildi değil mi? Eşim, evet.
ama ilk tanıştığınız evet, Müslüman eşinizdi. Evet, evet. Evet, yani şey aslında sonra ben öğrendim ya, küçükken ya böyle 16 yaşında bir tane Müslüman arkadaşım vardı ama ya bilmedim ya, hiç din konuşmadık. Hiç o mevzu oralara gelmedi. Aynen, yani. Aynen, evet. O zaman şey eşimle tanıştım. O zaman tabii ki eşim değildi. Kaç yaşındaydınız? O yaş 20 yaşındaydım. 20 yaşlarda. 21 herhalde. Sonra Allah Allah çok şaşırdım. Yani aynı peygamberlerimiz var, aynı inançlarımız, Nuh, İbrahim şeyler falan. Biraz okul için araştırmaya karar verdim. Yani çünkü belki bir gün Müslümanlar için bir tercümanlık yaparım falan diye düşündüm. Ama aynı zamanda dine şey yakınlaşmak istedim, dönmek istedim. Sonra böyle yavaş yavaş araştırırken anladım, yani benim Hristiyanlık dinim ya artık bayağı sorular vardı. Ve sanki o cevaplar İslam'ın içinde buldum. Peki o 20'li yaşlarda eşinizle tanıştığınız ve İslam'la ilgilenmeye başladığınız zamanlarda kendinizi dindar olarak tanımlıyor muydunuz? Yani hala kiliseye gidiyor, geliyor, işte ne bileyim korolar falan devam ediyor muydu bu ritüel? O günler ya ilk üniversiteye başladığım zaman şey kiliselere gitmedim. Ama o dedem vefat ettikten sonra gitmeye başladım tekrar. Yine gitmeye başladınız. Evet. Sonra biraz araştırmaya başladım. Ve o zaman da mesela başka bir Müslümanlar bizim şehrimizde bir tane web sayfasında vardı. Oradan e-mail yazarsın, kitapları gönderiyorlar. Onu yaptım. İslam ilaki kitapları bana gönderdiler. Ondan sonra onları okumaya başladım. Şey eşim ya evli değiliz yani şey o zaman da o mezun etti, başka bir şehri gitti. Bazen soru var ya olsaydı falan bir e-mail yazdım. Siz ona soruyordunuz. Şey bazen onu sordum ama çünkü ondan sonra yavaş yavaş şey mesela aynı zamanda bir başka yer çalışıyordum. Bir Müslüman aile vardı Suriye'den ve bir gün ben bir şey okuyordum ve onlar geldiler. Anladım onlar Müslümanlar. Dedim ben biraz araştırıyorum, şeyler okuyorum. Çok heyecanlı oldular. Yani bizimle camiye gel, böyle davet ettiler, evi davet ettiler. Onlarla falan da şey sohbet ettim, şey tartış ettim ve sonra camiye gittim. Onlarla bir gün. Sonra camide benim yaş ya başka ya aynı yaş grup, aynı ya kızlar buldum. O da Kanada büyüdü falan. Onu biz arkadaş olduk. Elhamdülillah yani yavaş yavaş tabii ki Allah'tan. Bir yavaş çevre yapmaya başladınız orada. Evet. Ve elhamdülillah sonra soru ya yani kitap okurken sorularımız vardı. O zaman arkadaşlarımı sordum. Bizim camideki imamı sordum. E-mail'e gönderdim. Yani eşime eğer ihtiyaç olsaydı falan da öyle böyle araştırmaya devam etti. Ne kadar araştırdınız böyle? Bu süreç ne kadar devam etti mesela? Ya Ocak ya öyle araştırmaya ya Ocak'ta başladım. Ocak'ta başladınız. Ve Mayıs 2006'da Müslüman oldu. Ne kadar zaman mı? 4, January, February, March, April, May. 5 ay. Evet. Ve sonra bir gün, bir akşamda ben eve gittim ve bir dua ettim. Yani ben dedim ya Allah sen kimsin? Ya Hristiyanlık için ya da İslam için bana doğru yol göster. Çünkü artık kafam çok karışık. Hristiyanlıkla rahat değilim. Ya bir kapıyı aç ve yolu göster. Ve o dua ettikten sonra hayatım çok farklı oldu. Ya gerçekten ya Allah çok ya farklı güzel bir Müslüman arkadaşlarımla benimle tanıştırdı. Ya gerçekten bir yol açıldı. Sonra bayağı daha bilgiler aldım, daha araştırdım, daha rahat hissettim. Elhamdülillah. Ve ya en son Mayıs 14'te bizim üniversitemiz bir tane konferans vardı. Bir tane hoca İngiltere'den geldi. Ve aynı günde bir tane randevu aldım. Bir Hristiyan imam diyelim yani hoca ve bizim üniversitemiz pastor. O gün sabahleyin ben Hristiyan hocaya gittim ve dedim bak böyle araştırıyorum. Böyle sorularım var. Eğer siz cevap vermezsin herhalde ben Müslüman olacağım. Ben onunla konuştum. Hiçbirine cevap vermedi. Yani böyle bu inançtır dedi. Ya bu inanç sen inanmaya gerekiyorsun yani. Ondan sonra o akşam bu konferans başladı ve o akşam o hocayla şey tanıştım ve elhamdülillah aynı soru sordum. Yani çoğu Hristiyan ve İncil alake. Ondan sonra ya cevapladı ve o akşam dedi tamam o zaman ya şey ya abdestin al şehadet vereceksin Müslüman olacaksın falan dedi. O bayağı hızlı çıkmış. Like, oh ya olmaz öyle bir şey çünkü hiç kimseye söylemedim. Yani çünkü o zaman da tabii ki İslamofobiya var ve ben çok korktum. O 9-11'ler falan olmuş değil mi? Ondan sonra evet aha. Hem de ben bildim yani eğer Müslüman olursam ya kendim karar verdim ya Müslüman olursam o zaman gerçek bir Müslüman yaşamak istiyorum yani başörtü tesettür böyle karar vermek istedim bunu doğru yaşamak olacaksa istedim. Olacaksa tam olsun dediniz. Öyle istedim ve nasıl olacaktı ya bir gün başörtü yok bir gün
var. Yani hayatım tam değiştirecekti. Yani arkadaşlarım hepsini klublara gidiyor, içki içiyorlar. O zaman ben onlar giderken ben neler yapacağım? Arkadaşlık ne olacak? Kabul eder mi? Ailem kabul edecek mi? O zaman çok korktum, dedi ya olmaz böyle bir şey yani. Ben biraz daha düşünmem lazım, dua etmem lazım falan. Ama söz verdim, dedim ya tamam, hafta sonu konferans var. Eğer böyle konferanstan sonra aynı hissedersem inşallah Müslüman olacağım. O akşam e-mail yazdım eşime ya. Dedim ya herhalde ben Müslüman olacağım. Yani haberiniz şimdiki olsun. Eşine mail yazıyor. O zaman evet, o zaman değiller. Eşi değil. Yani eşime derken de o zaman da sadece tanışıyorlar. Evet. Müslüman bir irtibat kuruyor. Akla takılan soruları falan mail. Evet. Arkadaşım öyle diyorum. Arkadaşım e-mail yazdım. Sonra aynı zamanda arkadaşıma gittim. Güzel, iki tane güzel arkadaşım aynı programda okuyorduk. Ve onlara söyledim yani herhalde ben İslam araştırıyorum. Herhalde Müslüman olacağım. Ve elhamdülillah kabul ettiler. Yani beni bırakmadılar daha doğrusu. En yakın arkadaşlarınız. Evet, en yakın arkadaşlarım. Çünkü birine çok güçlü bir Hristiyan ve korktum yani ne olacak neydi. Çok evet. Hristiyan. Diğerini biraz daha atheist ama ya tabii ki o ya çok samimi arkadaşlarımız ya çok korktum ne olacak. Ama elhamdülillah ya tamam biz yanındayız yani ne istersen falan da biz buradayız. Onlar söyledikten sonra sanki biraz daha gücüm oldu ve hafta sonu 14 Mayıs 2006'da Müslüman oldum elhamdülillah. Ailenize Müslüman olmadan evvel açtınız bu mevzuyu. Onlar çünkü daha önce hikayenizi okudum, aileniz inançlı bir aileymiş de aynı evet, zamanda değil mi evet, yani aha. Bağlı Hristiyanlarmış. Evet artık. Evet öyle. Ailemi söylemedim ilk ya kaç haftalar için diye. Çünkü ben kendimi biraz daha güçlü hissetmek istedim. Biraz çünkü hemen elhamdülillah o Müslüman olduğum gün tesettür kullanmaya başladım. Ve Nesan onlara anlatacaktı ya ve babam polis zaten ya küçük bir şehirde büyüdü. Yani onun fikirleri yani Müslümanlar özellikle ya o çok İslamofobik fikirler. Ha, ön yargılılar İslam'a evet, karşı. Evet ve ben ya hemen söylemedim ondan. Bekledim biraz. Sonra söyledikten sonra tabii ki çok zor oldu. Yani babam kızdım diyeceğim ama bence biraz daha üzüldü. Yani ya benim kızım nasıl öyle bir şey yaptı? Nasıl din değiştirdi? Nasıl böyle bir fikirde var? Ve tabii ki ben ona anladım ya aslında dinimiz çok yakın. Ama inanmadı. İlk web sayfasında herhalde böyle kötülük, İslamofobik fikirler falan ona gitti. Hepsini kopya çekti, bana mail attı. Yani bak böyle bunlar söyleniyor, bunları evet, biliyor musun diye. Evet, 15 sayfalık böyle bir mektup bana yazdı. Zor geçti yani ilk günlerim. Annem biraz daha korktu çünkü o annem herhalde kadınların hakkı alaka şeylerden korktu. Yani ne olacak, evlenirsen ne olacak, çocukların varsa. Çünkü bir tane film var, Hollywood film, Not Without My Daughter. Onu izledi, onun fikri de oradan geldi. Ama elhamdülillah yani artık iyiyiz. Yani biraz daha yavaş, yani zaman oldu ama elhamdülillah iyiyiz şimdi. Elhamdülillah. Şimdi burada aileye açma kısmında yaşadığı tereddüt, sorular, babanın Jenny Hanım'a mail göndermesi, bak bunlardan haberdar mısın demesi o kadar normal ki. Alman kanalında, ZDF kanalında neydi o filmin adı? Die Verrückte Cihadisten diye, manyak cihatçılar diye, çılgın cihatçılar diye bir dizi yayınlanmıştı bir zaman. Ve orada gördüğünüz bütün figürler sakallı, cübbeli, tesettürlü insanlar ve hanımefendi mesela üstündeki pardösüsünü açar açmaz burada dinamit lokumları görüyor. Şimdi bunu 6-7 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun gözüyle izlediğinizi düşünün. Hristiyan olduğunuzu düşünün. Kafanızda Müslüman ve tesettürlü insan imajını zaten yaşadığınız toplum yavaş 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 oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla bu çocuk 16, 17, 18 yaşına geldiğinde hani biz meselenin böyle olmadığını biliyoruz. Annemizden, kız kardeşimizden, çevremizden biliyoruz. Ama Kanada'da, Almanya'da, İngiltere'de yaşayan insanın bunu doğrulatma şansı yok. Çünkü etrafınızdaki herkes Müslüman 4-5 tane karısı olduğunu, eşlerine işkence ettiklerini, kötü muamele ettiklerini, hepsinin üzerinde silah bomba olduğunu falan bu anlatılıyor. Dolayısıyla anne baba da eğer işin aslına vakıf değilse, bir şekilde meseleyi kaynağından araştırmadıysa son derece korkuyorlar. Babam sinirlenmedi diyor. Bakın onun altını özellikle çiziyorum. Babam üzüldü diyor. Evet. Babam üzüldü diyor. Yani bu bir kaybın üzüntüsü. Kızım kayboldu diyor. Böyle bakıyorlar. Aslında son derece normal bir refleks. Burada devletlerinde yani aslında
her birimiz o kadar çok görev düşüyor ki burada. Benim Jenny Hanım'la bugün burada konuşma isteğimin aslında temelinde yatan buydu. Meseleyi onun gözünden neler yaşamış Asr-ı Saadet'te düşünebiliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk Hatice annemize mevzuyu anlattıktan sonra Hazreti Ebu Bekir'i davet etmesi. Ne diyor? Arkadaşlarımı açtım ve onlar beni terk etmediği için çok mutlu oldum. Onlar anlayışla karşıladı diyor. Evet. Tek Müslümansınız bulunduğunuz yerde ve istiyorsunuz ki sevdiğiniz, değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz insanlar sizin inancınıza saygı duysunlar ve sizinle beraber yürüsünler. Sizi desteklesinler. Çünkü bu çok zorlu bir süreç. Evet. Biz bunları yaşamadık ama siz yaşadınız bunları. Elhamdülillah. Ve aslında ya tabii ki ilk araştırırken ben aynı peygamberler falan vardı. Onu öğrendim. O da çok şaşırdım ama bu da gerçekten neyden araştırmaya da başladım. Çünkü dediğiniz gibi yani İslam'da televizyon haberde hep olumsuzluk, evet, İslamofobik, terörist şeyler falan gördüm. Ondan sonra o ilk Müslüman tanıştığım insanı yani çok samimi, çok kibar, çok sabırlı, çok güzel bir örnek nazik insan. Nazik insanlar olduğunu, evet, gördünüz. Ve ya Allah Allah ya ne kadar farklı ve ondan da ya çok şaşırdım. Ondan da araştırmaya başladım. Çünkü ya ve ondan ya böyle Müslüman güzel yaşamak, doğru yaşamak için ya gerçekten benim için çok önemlidir. Yani çocuklarımız için çünkü o kadar ya güzel davranış, güzel ahlaklı yani insanları İslam'a yakınlaşır. Yani Müslüman olur. Çünkü doğru yol, inşallah bizim Peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetleri gösteriyoruz. Onun ya din İslam gösteriyoruz. Yani ne kadar önemli. Hem de babam ilk soru, çok iyi hatırlıyorum biz evlendikten sonra babam, eşimin ilk soru, senin baban ve dedenin kaç tane hanım var? Yani ya, o ilk soru o. Yani düşün ya ne kadar neler görüyorlar, neler düşünüyorlar. Bakış açısınız, evet, kaç yıldır Türkiye'desiniz siz? Artık 9 yıl oldu. Hiç 4 hanımı olan biriyle tanıştınız mı? Bu kadar Müslümanın içinde yani. Aslında onun ya bir kişi herhalde tanıyorum ve o Kanada'da oturuyor. O ne da kadar Kanada'da iyi oturuyor. O ne kadar ironik yani. Evet. Yani aslında işte o imaj yani. Şimdi siz bunu anlatırken aklıma şu geldi. Yani kendi ahlakınıza, Müslümansanız eğer, kimliğinize, kılığınıza, kıyafetlerinize ve hareketlerinize dikkat edin. Müslüman olmak üzere birinin karar vereceği ilk insan siz olabilirsiniz. Dediniz ya biriyle, evet, karşılaştım ve ne kadar kibardı, ne kadar zarifti. Eğer o insan Müslüman olduğu halde peygamber ahlakıyla ahlaklanmış olmasaydı mesela. Evet. Kaba saba bir adam olsaydı. Evet. Milletin hakkını yiyen bir adam olsaydı. İnsanların kalbini kıran bir insan olsaydı. Sizin kalbiniz Allah'a ısınır mıydı? Nasibinizse elbette ısınırdı. O ayrı bir konu ama herkes bunu kendine çek etmeli yani. Acaba biri beni görse bana bakarak İslam'a ısınır mı? İnsanlar bana bakarak Müslüman olurlar mı? Bana gıpta ederler mi? Herkes bu soruyu gerçekten kendine çok samimi soru sormalı, evet, değil mi? Hı-hı. Peki ailenizle konuştunuz Jenny Hanım. Bir de, evet, soy isimlerimiz de çok benziyor. Onun soyadı Divleli, benim soyadım Develi. Peki. Evet. Şimdi Müslüman oldunuz, ailenizi açtınız, annenize, babanıza. Hemen şehadet getirdiğiniz gün tesettüre girdiniz mi? Evet yani çünkü ya onu yaşamak istedim. Müslüman olarak yaşamak istedim. Ben, çünkü Kur'an beni çok etkilendi. Yani, hı-hı, ve özellikle ya 1400 için hiç değişmedi ve böyle bir inancım var elhamdülillah. Yani düşündüm ya bu Allah'ın sözüdür. O zaman nasıl onu kabul ederim? Bu Allah'ın sözüdür ama içinde ne söyler? Ya bunu yapmaz. Like, nasıl oluyor? Yani o zaman hem karar... Allah'ın sözü de diyor hayatını al. Müslümanım de hem de Allah'ın sözünü uygulama onu anlayamıyorum diyor. Hı-hı. Evet ve o zaman bir ama gücüm yoktu. Ben çünkü çok korktum ya. Üniversitede çalışıyorum. Ya bir beyaz bir insanım. Müslüman arkadaşım çok az. Yakın arkadaşlarım çok azdı o zaman da. Ve düşündüm ne olacak hayatımda? Nasıl olacak? Allah, bir dua ettim dedi Allah. Benim gücüm yok. Çünkü ilk düşündüm belki Müslüman olacağım. Sonra tesettür ya kullanmayacağım falan ama içinde rahat olmadı. Çünkü dedim ya Kur'an'da diyor Allah diyor. Nasıl onun sözü ya kabul ediyorum ama ben yaşamam. Ya, böyle olmaz. Dedim Allah benim gücüm yok. Yani eğer yardım etmezsen yapamam. Ve bu özellikle bu konu için kalbim yumuşat, beni güçlendir. Böyle bir dua ettim. Elhamdülillah, ya o Müslüman olduğum gün karar verdim, başörtüyü kullandım ve daha sonra çıkamadım. Çok zorluk çektiniz mi? İlk başörtüsüyle annenizin, babanızın, arkadaşlarınızın yanına gittiğinizde? Annem ve babam başka şehirde oturuyordu. Ha. Ve hemen söylemedim. Onlar bir süre görmediler. Görmediler. Ve ilk arkadaşlarım tabii ki zor oldu. Ve özellikle... Ya tabii ki üniversitede kaç kişi sordu ne oldu sana, neden böyle kullanıyorsun, hı-hı, neden o kafanda öyle bir şey var. Hem de aynı ilk günler çok iyi hatırlıyorum, ben bir tane gönüllük grubum vardı.
orada ya bir program vardı, ne master'da çalışıyorum. Bir adam bana geliyor ve diyor yani bu kitap okudun mu? Ve bir kanser, kişinin kanser sağlık konusu falan da anlatıyor. Dedim hayır, o kitap okumadım. Sonra bana baktı, dedi ha senin kanserin yok deme, çünkü öyle sandı, çünkü beyaz bir kişi, bir kafanda bir tane başında bir örtü var, kanser hastası olmadı. Kemoterapi görüyor, evet. Saçları döküldü. Evet, öyle sana düşünün. Şu kitabı tavsiye ediyorum. Ve sen bu kitabı okur musun ya, düşünebiliyor musunuz? Ya? Evet, ya çok çok ilginç oldu. Vay be, ne ilginç. Evet, ya. Evet, sonra hemen çok olumsuzluk bir şey duymadım. Bazen yıllar sonra biraz daha ya kıyafetleri biraz daha değiştirdim. Çünkü ilk zamanla pantolon giydim, başörtü falan taktım. Sonra daha etik, daha şey bol tarzı. İlk millet tarzı zannetti herhalde. Evet. Yani bu bir stylish olmuş falan gibi. Sonra etekler uzayınca şey olunca dediler ki evet. Yok bu tarz değil. Bu evet dinlenmiş. Ve sonra sokakta ya kaç kez ya bir kişi bir şey söyledi. Ya da bilmiyorum biraz kavga etmek istedi. Ha, kötü bu, şeyler söylediler evet, ya. Yani. Bu ne yani? Ne, ya sen Kanadalısın. Ya öyle bazen böyle şeyler falan oldu. Ama aslında Türkiye'de çok oldu. Yani ben hiç unutmayacağım. Ben Müslüman olduktan sonra sonra evlendim. Sonra ilk Türkiye'ye geldiğim zamanı ben düşündüm hayat çok rahat olacağım. Hiç kimse bana bakmayacak. Ben çok, ya, iyi hissederim çünkü Kanada'da ben hep öyle hissettim. İnsanlar bana bakıyor. Bu ne yani, neden böyle bir beyaz Müslüman falan var. Eyvah, korktum şeyi söyleyecek. Sonra buraya geldim. Ya herkes bana baktı. Herkesi çok şaşırdı. Herkes yabancıyım öyle tanıdılar. Ve aslında ben kaç yıl için peçe de bile kullandım. Ya böyle Türkiye'ye geldiğim zamanlar sen neden bunu kullanıyorsun? Ne kadar cahilsin? Ne kadar şeylere sokacak? Ve sonra onu bıraktım. Ama mesela sonra çocuklarım geldi. Ya çocuklarımız oldu. Çocuklarımız ya böyle Türkiye'de yaşıyoruz. Sokakta yürüyoruz. Ve kadınlar, özellikle kadınlar falan da böyle diyorlar yani şey yazık ya bu neden ve çünkü bazen ben giyiyorum, çocuklarım da başörtü takmak istiyorlar, anne gibi olmak istiyorlar. Biz ya parka gidiyoruz, bir yere gidiyoruz ve insanlar böyle çocuklara bir şeyler söylüyor. Hala yaşıyor musunuz hala bunu? Şey artık ya çok fazla hem de farklı bir yerde oturuyoruz, biraz daha rahat şimdi ama ya bazen öyle şey oluyor. Evet, ne kadar üzücü, benim için ne kadar üzücü yani. Benim evet, çok üzücü. Utanç verici yani benim adıma. Ha. Çok üzüldüm duyduğuma bunu yani. Ama ne yazık ki böyle. Özellikle ya çocuklar için. Çünkü tabii ki ya hiç bir zamanı doğru değil yani. Ya yetişkin çocuklar çocuklara ama. Çok affedersiniz. Çok kaba saba söyleyeceğim ama sana ne? Aynen. Öyle o cevap verdim kaç değil, kez. Değil çünkü mi? Gerçekten. Sana ne? Evet. Ben senin çocuğuna karışıyor muyum? Evet. Sana ben ne? Sana saygı duyuyorum. Tamam sen kullanmıyorsun. Ha. Ya tamam bana ne? Sen neden bana böyle? Benim çocuklar, ben çocuğun yanında öyle bir şey söylersen. Hem de bir kez de biz bir alışveriş merkezi girdi. Ve bir kadın böyle aynı lafla söyledi. Şey o konuş başörtü konusu için en büyük kızım başörtü kullandı o gün. Ya yani 4 yaşında bir çocuk. Kadın böyle demiş yani sen ne kadar zararlı bir şey yani, çocuk sigara vermiyorsun ama başörtü öyle nasıl aynı, nasıl aynı örnek, aynı kategoriye koyarsın evet. Ya. Aa, o kadar üzüldüm ki neyse. Neyse geçmiş olsun. Evet, evet. Welcome to Turkey. Ama gerçekten söylemek istiyorum. Türkiye'yi o kadar seviyorum ki. Ya evet. Ve gerçekten hiç pişman olmadım. Ama öyle şeyler falan. Siz yine iyi zamanda gelmişsiniz. Önceden başörtüsüyle hastaneye falan da giremiyordunuz. Yani kamusal alan diye bizim bir saçmalığımız vardı. Çok evet. Uzun süreler devam eden. Çünkü biz ilk evlendikten sonra buraya geldik. 6 ay sonra. Eşim üniversiteden bir tane ya transcript, karne şeyler falan üniversiteden almayı gerekiyordu. Biz gittik üniversiteye, sonra o dedi şey girmeyeceksin Jenny dedi. Dedim ne demek girmeyeceğim, çünkü ya izin vermeyecekler. Başörtülüsün dedi. Başörtülü. Yani düşünün, bir Allah rızası için empati yapın, bir hemhal olun. Kanadalısınız, İslam'la şereflenmişsiniz. Orada baskı görmüşsünüz, diyorsunuz ki elhamdülillah Türkiye'ye gideceğim. Eşimin memleketine gideceğim ve orada kimse bana kem gözle bakmayacak. Rahat edeceğim diyorsunuz. Türkiye'ye geliyorsunuz, üniversiteden diploma almak üzere eşinize eşlik ediyorsunuz. Kapıdan içeriye giremiyorsunuz. Çünkü kamusal alan diye bir saçmalık var. Ve o kamusal alan... Ya ben size çok hazin bir şey anlatayım mı? Jenny Hanım. Benim bir kız kardeşim vardı. Üniversitede okuyordu. Ben İstanbul'dan Adana'ya gittim ve ona sürpriz yapmak istedim. Onu okuldan almak için. Ben onu düşünemedim. Fakat kız kardeşim üniversiteden çıkarken başı açık çıkıyor. Hemen orada kenarda başını örtüyor. Ben onu o halde gördüm. O da bundan dolayı çok mahcup olmuş kız kardeşim. Gitmiş anneme söylemiş. Demiş ki abim beni bir alt sokakta bekleyebilir mi? Ben böyle, beni böyle görsün istemiyorum. Yani ben çıkayım, başımı örteyim.
bir alt sokağa geçeyim. Ya bu travmayı yaşadı bu ülkenin insanları. Buradaki en büyük sıkıntı şu, unutuyoruz. Evet. Rahata kavuşunca unutuyoruz. Hatta unuttuğumuz gibi bazıları sanki kendi katiline aşık, maktüller gibi katilimize aşık oluyoruz ne yazık ki. Fakat bunlar yaşandı. Siz bakın ta Kanada'dan kalkmış gelmişsiniz. En basit örnek, siz bile kendinizce bir bedel ödemişsiniz. Hatta bazı ortamlara gitseniz, hani şimdi daha korunaklı bir alanda yaşıyorum diyorsunuz semt olarak. Bazı yerlere gitseniz o laf atmalar belki halen devam edecek. Biz bununla mücadele ediyoruz ve bu hiç bitmeyecek. Evet. Hakla batılın savaşı kıyamete dek devam edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ödemeye başladı ve bu ödene 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 böyle devam edecek. Evet. Rabbim imtihanınızı kolaylaştırsın. Evet. Şimdi şu romantik meselelere gelelim mi Jenny Hanım? Şimdi siz normal bir dini mevzular danıştınız. Dini mevzular danıştınız eşinizle, meseleler ne zaman romantik bir boyut kazandı? Ona da selam ediyoruz. Sizi de bekliyorduk bugün aslında ama toplantınız varmış. Yapacak bir şey yok. İnşallah sonra tanışırız sizinle. Ya aslında şey, İsmi öyle. İsmi neydi beyefendi? Sami. Sami Bey, Sami selamlar. Bey, evet. Aslında şey, çok özel bir hikayemiz yok. Yani şey, ilk onunla görüştüm. Elhamdülillah, yani onun karakteri gerçekten maşallah tebarekla güzel bir karakter, güzel bir ahlak. Sonra söylediğim gibi yani ben karar verdim. E-mail yazdım, Müslüman olacaktım. Elhamdülillah o geldi. Yani bana şey, o Müslüman oğlum gün o geldi. Yani başka bir şehirde oturuyordu. Hı-hı. Şey, Müslüman olduktan sonra yani biraz daha konuştuk. Evlenmek düşünüyor musun? Fikriniz var mı? Öyle bir şey aranızda falan konuştuk. Hiç duygusal bir şey yoktu yani ya, o zamana kadar. Şey, ona o kadar saygı vardı tabii ki ona, ama böyle bir romantik öyle bir şeyimiz yoktu. Ve sonra böyle daha derin konuştuk. Daha şey olabiliyor. Ben çünkü ben Müslüman yaşamak istedim ve anladım yani nasıl yalnız öyle bir hayatı. Zor olacağım. Evet. Kabul ettim. O da çok... Hemen bir gün içinde mi oldu bu? Ya yani ya hemen kabul ettim ve o da çok çok tuhaf geldi herkese yani, çünkü bizim kendi de kulturumuz için yıllarca erkek arkadaş, tabii, arkadaşa tatile matile gidiyorlar, evet, falan. Sonra ya yıllarca nişanlı, ondan sonra evleniyor falan ve çünkü bekledim, hemen ailemi söylemedim. Sonra şey, Müslüman oldum. Müslüman oldum, onu anlattım. Sonra kaç hafta sonra onlar söyledim. Hem de evleneceğim. Aa, şimdi anlıyoruz lan dediler. Onlar yani zannettiler, evet, ki siz şimdi, bir erkek için din değiştiriyorsunuz. Şimdi sonra öyle düşündüler. Ya bir erkek için falan da Müslüman olduğunuzu oldun zannettiler. Evet, öyle bir şey yok falan dedim. Yani böyle... Ya yok, evet. Öyle bir şey, ama tabii ki hemen inanmadılar. Ama artık yani 15 yıl sonra çocuklarımız var. Elhamdülillah. Ya inanıyorlar. Elhamdülillah. Şimdi o zaman evlenmeye karar verdiniz ve, aha, evlendiniz. Evet. Sonrasında 5 tane çocuğunuz var. Şimdi kaç yıllık evlisiniz? 15. 15. Anneniz babanızınla, anne babanızla ilişkiniz nasıl şu anda? Artık, yani artık anlıyorlar mı? Onlar anlıyorlar da İslam'ın böyle bir şey olmadığını, onlara anlatılan gibi, anlatıldığı gibi bir şey olmadığını biliyorlar mı artık, evet, onlarda? Evet, ya annem hem de karar verdikten sonra annem hemen araştırmaya başladı. Kitap okumaya başladı. Kur'an'da bile herhalde İngilizce, Kur'an'da okudu. Şimdi iyiyiz elhamdülillah. Annem ya ne zaman 6 ay sonra biz Türkiye'ye geldik ve burada bir tane düğünümüz yaptık. Annem geldi elhamdülillah. Babam biraz daha zaman gerekiyordu. Bence 3-4 yıldan sonra biraz daha birbirimiz daha iyi olduk. Hem de şimdi iyi zaman. Şu an iyisiniz elhamdülillah. Elhamdülillah. 5 çocuğunuz var. Evet. En büyük kaç yaşında? 13. 13 yaşında. En küçüğü? 4.5. O buçuk çok önemli diyor. 4.5. Tabii, çünkü o 5 evet, olacak ilk anda. Evet, aha, çok önemli. Tabii. 13.5, 4.5. 13.5, 4.5. Peki yukarıdan aşağı isimlerini bize söyler misiniz? Nedir yavruların adı? Tamam. Asya. Onlara selam da göndermiş olan tabii buradan. Evet. Hepsini tek tek. Asya. Asya. Hı-hı. Muhammed. Muhammed. Meymuna. Meymune. Hafsa. Hafsa. Ve Hana. Ve? Hana. Hana. Hı-hı. Ne kadar güzelmiş. Maşallah. Ne kadar güzel. 5 tane çocuğunuz var. Evet. Peki hemen sonra geldiniz buraya, yerleştiniz. O yaşadığınız trajik şeyleri saymazsak, yolda laf atma falan ki bizim buralar rutindir. Öyle insanlar hep vardır yani. Birbirinin hayatına saygı duymayan insanlar. O aslında dünyanın her tarafında var. Orayı geçtik. Sonra bu öykünüzü kitaplaştırmak yerine siz tuttunuz çocuklarla ilgili bir şey yapmak istediniz. Bu fikre nasıl geldiniz? Evet ya şey, evlendikten sonra 5 yıl sonra biz buraya taşımaya karar verdik. Hı-hı. O zaman da sadece biz Müslüman bir ülkede yaşamak istedik. Hı-hı. Yani yapalım gidelim ya, bir planımız yoktu. Ve yıllarca çocuklara baktım yani, ben güzel bir Müslüman çocukta büyütmek istedim. Özellikle evde çok fazla İslamik müfredat yani kitap, etkinlik, çok kitap okuduk falan da, ama benim kitap
kitap yazmayı. O zaman da planım hiç yoktu. Hiç aklınızda yoktu. Evet, sadece çocuklara bakmak istedim. Buraya taşınmadan önce, İngilizce öğretmenlik sertifikası aldım. Hı-hı. Ya kaç çocuktan sonra bir öğretmenlik falan da başladım. Sonra geçen yıl ya biraz daha bir arkadaşım vardı. O dedi, neden kitap yazmıyorsa neden? Çünkü çok etkinlik falan da yapıyoruz evimizde. Hı-hı. Çocuklarımız ya evimizde bayağı kitapları okuyoruz. Bir tane yazsana ve bir tane ya çocuklarınız var ne seviyorlar biliyorsun. Hı-hı. Falan da. Ya böyle düşündüm en son tamam dedim. Yani geçen yıl yazmaya başladım. Elhamdülillah. İlk hangisiydi bu kitaplardan? İlk yazdığım kitap Eşsiz Bir Gezi. Eşsiz Bir Gezi. İlk yayınladığı kitap Kur'an'daki Hayvanlar. Ha, ilk bunu yazdınız ama ilk şu yayınlandı. Kur'an'daki evet. Hayvanlar. Arabol. Evet. En sonunda bu şey unutulmuş kitap mı? En sonunda bu. Unutulmuş kitap ya hepsini aslında aynı zamanda çıktı. Ya böyle ikisi aynı ayda çıktı. Çünkü Karavan Çocuk yeni bir yayın evi. Ya böyle hepsini aynı anda çıkalım. Hmm. Timaş Çocuk da o da Ramazan'dan sonra ya şey Kurban Bayramı'ndan önce onun arasında şey çıktılar. Şunlara bakar mısın ne kadar tatlı dostlar. Ve hamlede aslında şey benim ilk tanıştığım arkadaşım Türkiye'de Güliz Hanım. Güliz ya benim bir arkadaşım o resimleri ona yaptı. Çok tatlı yok. Bir tane de yoldaymış herhalde şimdi. Evet, şey haftaya inşallah çekecek. Haftaya çıkacak. Evet, aha ve o çok farklı bir kitap. Tabii şimdi haftaya diyoruz ama siz izlediğinizde çıkmış olacak kıymet dostlar. Evet, şey ya Eylül'ün son haftaya, şey evet. Yakında çekecek diyorum. Evet. Şey. Onun ismi bu kitap Kapalı Tut ve çok eğlenceli. Bu kitabı Kapalı Tut. Evet. Hı-hı. Aha ve interaktif bir kitap aslında. Hı-hı. Çocuklar ona hareket edecekler ve baloncuklar ona patlayacaklar elleri falan da. Çok farklı bir kitap inşallah. Hadi inşallah. İnşallah herkes çıkacak yine. O Karavan Çocuk'tan. O da Karavan Çocuk'tan çıkacak. Evet, hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet, İnsanlar size dair en çok neyi merak ediyorlar Jenny Hanım? Bizim millet böyle meraklıdır. Ha. Yani bazı sorular vardır. Yurt dışında Almanya'da, Kanada'da, Amerika'da. Hani ben de yurt dışında doğup büyüdüğümden bilirim. Bazı şeyler sorulmaz. Almanlar buna şey derler, distanziyet derler. Yani böyle mesafedir. Özel çizgimiz Türkiye'de yurt dışındakinden birazcık daha esnektir yani. Ve çok soru sorarız. Hele hele de böyle Jenny Hanım gibi sonradan Müslüman olmuş, Kanadalı, Türkiye'ye gelmiş 5 çocuğu varsa siz bulunmaz bir nimetsiniz. Size binlerce soru soruyorlar. En çok neyi merak ediyorlar insanlar sizle alakalı? Ya bütün soruları duydum kesinlikle yani. Tabii ki ya en çok sorulanlar senin eşin ya Müslüman o şey evlendikten sonra Müslüman oldun. Eşin için Müslüman oldun falan da o istedi mi? Andan mı tesettür girdin? O da çok geliyor. Hmm. Hem de özellikle ya Türk yemek öğrendin mi? Ya Türk yemeklerini öğrendin mi? Biliyor musun? Seviyor musun? Öyle en sevdiğim neydi? Ona çok geliyor. Eyvallah. Çocuklarınız iki dilli yetişiyor o zaman. Evet, onlar hem İngilizce hem Türkçe konuşabiliyorlar. Evet. Evet. Hamline. Evde İngilizce konuşuyoruz. Dışarıda şey Türkçe öğrendim. Evde sürekli İngilizce konuşuluyor. Öyle bir kuralımız var ama artık ya tabii ki Türkçe'de konuşuyorlar. Almanya'da da bizde evde Türkçe konuşmak mecburiydi. Almanca konuşmak yasaktı. Biz fısıldaşırdık kardeşlerim. Almanca. Çünkü annemiz babamız duyduğunda kızardı. Derdi ki Türkçe konuşun. Peki şimdi bu kitaplardan sonra başka bir plan var mı? Yani ben siz konuşun isterim. Çünkü hakikaten eğitimlisiniz. Hakikaten okumuşsunuz. 5 çocuğunuz var. Annelikle alakalı çok şey anlatabilirsiniz insanlara. Acaba sonradan sizin gibi İslam'la tanışmasını istediğimiz insanlara dair böyle meselenin aslını, sizin ana diliniz İngilizce, böyle birazcık da onlara yönelik bir şey yapmayı hiç düşündünüz mü? Şey öğretmenlik yapıyorum. O da ya o soru çok geliyor. Yani böyle o devamlı yapıyorum. İmam Hatip okulda çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum. İngilizce dersler falan da o da yapıyorum. Bunu şey ama özellikle lisede çalışıyorum çünkü ben gençlerle ya irtibatta kalmak istiyorsunuz. Onlar da o kadar önemli benim için ya o yaş grubu özellikle. Hı-hı. Ya lise yaş grubu için çünkü bence bizim gençlerimiz biz kaybediyoruz ve onlarla daha yakın arkadaş olmak istiyorum, bir mentor olmak istiyorum. Hı-hı. Ve hamdinden yani tabii ki İngilizce öğretmenlik yapıyorum. O da çok önemli bir şey ama aynı zamanda ben öyle istiyorum. Yani onun hayatında bir tane güvenebilir, bir samimi, bir arkadaş gibi din sorular, hayat sorular Hı-hı. sorabilirler. Çünkü artık ya çok meraklılar bizim hayatımız ya daha sosyal medya, online, uluslararası Hı-hı. bir dünya falan da çok şeyler görüyorlar, duyuyorlar, merak ediyorlar. Ben öyle istiyorum ya. Bana sorabilirsiniz yani Hı-hı. ben. Ve aslında sosyal medyada sadece 1,5 yıl için kullanıyorum, aktif olarak kullanıyorum. Ama niyetimiz hiç böyle sosyal medyada böyle bir
popüler bir şef olmak için değildi. Yani ben her zaman aynı hedefim bu. Hayalim bir tane youth merkez, genç merkez açmak istiyorum. Ve böyle bir gençler gelebilir. Belki sadece kahve içeceğiz, belki oyun oynayacağız, belki bir konser ve bir şey falan beraber izleyeceğiz. Ama aynı zamanda orada sohbet edebiliriz. Güvenli bir Müslümanlar falan da eğer soru varsa bizi sorabilir. Yani konuşalım. Çünkü bu sorular var. Ve maalesef bunu çok gördüm. Yani Türkiye'de bazen biz dinimiz falan böyle anlatıyoruz çocuklarımız. Ya bu yasak, bu haram, bu dokunma, bunu düşünme, bunu sorma, Allah kızar. Yani hep o mantıklı eğitim falan bazen ediyoruz. Çocuklar özellikle o gençliği ergenlikten sonra İslam yakın olmak istemiyorlar. Evet, yani çünkü bilmiyorlar. Evet, sorularına cevaplar alamamışlar. Evet, hem de düşünüyorlar eğer abi bunu sorarsam, bunu düşünürsem yani biri bana kızar ya da bir yanlışlık var. Bunu merak edersem neden bunu merak ediyorum? Neden bunu sevmiyorum falan da. Ve ya bizim hatalarımız ya bizim milletimiz verilerimiz hatalarımız ve onu ya gençlere kazanmaya onun İslam'a daha yakın anlaştırmak istiyorum. Yani. Çocukların bu soruları sorması ya da kendilerini İslam'dan birazcık soyutlama istiyor olmaları aslında çocukların değil bizim hatamız. Biz çocuklara düzgün anlatamıyoruz diyorsunuz değil mi? Ya evet bazen ya bence sıkıntı bizden geliyor. Biraz evet, bizden daha geliyor değil evet, mi? Evet bazen dinimiz bilmiyoruz ya yani sünnetlerimiz. Ben de kendim de söylüyorum yani tabii ki benim ya çok eksiklerim falan var. Ama aynı zamanda nasıl anlatabiliriz? Ya belki bilgi var ama çocuklar mesela tamam bu haram bu halal ama hep bu haram anlatıyoruz. Bunu yapma, bunu olma, bunu şeyler. Ama aslında ya özellikle sünnetlere ya Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayata bakarken biz onu görüyoruz. Yani o kadar merhametli, o kadar güzel ahlaklı ve the walking Quran yani böyle, yürüyen Kur'an'dı. Evet. Ve böyle bir örnek olmamız lazım. Aynen öyle. Peki sahabe hayatı siyer okuyorsunuz. En çok kimden etkileniyorsunuz? Böyle hep biri vardır ya o hep başkadır böyle insanın gözünde siyer okuduğunuzda. Ben böyle siyer okuyan, siyerle haşır neşir olan insanların çoğunda bunu gördüm yani. Anlatıran tabii birine geldiği zaman böyle bir kalbi burkulur. Evet. Onu böyle daha fazla meyletmiştir yüreği. Ya ilk Müslüman olduğum zamanı Sümeyye. Ya yani Osman'ın hayatı. Çünkü ilk Müslüman olduktan sonra birkaç tane arkadaşım bana mail yazdı. Artık yani seninle konuşmayacağız. Yani biz sana bırakacağız. Arkadaş olmayacağız. Bu karar yaptın. Ne kadar radical, farklı bir şey. O zaman arkadaş olmayacağız. Çok yalnız hissettim ya ilk yıllar diyebilirim. Ve sonra Sümeyye Radyalan'ın onun hikaye okurken ben böyle hissettim ya. Onun tam hayatı kaybedebilir ama İslam bırakmaz. Ya ne kadar güçlü. Öyle bir hayata yaşayabilirse o zaman ben de öyle ya zorluk geçebilirim. Ama artık ya tabii ki o hala ya çok onun hikayesi çok seviyorum. Ama aynı zamanda Hatice Radyalan'ın. Çünkü çok güçlü, güzel, ahlaklı, tecrübeli bir kadın role model. Yani örnek insan. O da çok önemli. Ve artık bizim kızlarımız, benim genç kızım var. Ya dört kızımız var. Yani böyle bir örnek insan istiyorum çocuklarımız. Evet, o da çok önemli. Ne kadar önemli bir fikir Hatice annemiz. Evet. Ya aslında bir şey yapsak Jenny Hanım sizinle ya. Böyle İngilizce bir şeyler yapsak. Ben kanalımı size açarım yani. İstediğiniz gibi program yapabilirsiniz. Aklınızda eğer öyle bir şey varsa. Yayında bunu istişare, niyet edelim. İnsanlar tamam, da dua inşallah etsinler. Çünkü daha iyi anlatabiliyorum İngilizce. Keşke İngilizce konuşsaydık. İngilizce de yapabiliriz bunu. Ya öyle süper olur. Yani mesela dünyanın dört bir tarafından soru gelebilir ve siz o soruları oturur çalışılır ve siz tamamını İngilizce cevaplayabilirsiniz. Siz tek kişi değilsiniz ki dünyanın birçok tarafında İslam merak eden insanlar var. Ben size söz veriyorum her türlü desteği veririm. Allah yani. Razı olsun. İstediğiniz gün istediğiniz saat yayın yapabilirsiniz burada yani. Ya Allah bir kapıyı açarsa tabii ki geçer. Çünkü ya hala güveniyorum yani bu din doğrudur. Yani ve bence çünkü ya yıllarca ya bilmiyorum ya biz belki umutumuz gücümüz yok ya da çünkü herkesin İslam nasıl öğreniyorlar görüyorlar televizyonda haberden de hep İslamofobik şeyler ama eğer biz ya bizim ağzımızdan bizim güzel Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnek bizden böyle insanlar anlatabilirsek inşallah ya insanlar anlar İslam i̇nşallah. Ne kadar doğru ne kadar güzel bir din inşallah. Öğrenelim. Allah sizden razı olsun ya ne kadar güzel program oldu ilk çağırmışım siyah Jenny Hanım. Estağfurullah. Sami miydi eşinizin adı?
Sami ya, Bey'di değil mi? Evet Sami Bey. O da gelsin ya, onunla da konuşalım bir gün inşallah. Peki şimdi kıymetli dostlar, Jenny Hanım'ı daha çok Instagram'da aktifsiniz herhalde evet, değil mi? Evet Instagram'da aktif. Jenny Hanım'ı Instagram'da bulabilirsiniz. Hiçbir şekilde bulamıyorsanız benim takipçi listemde var. Ben de takip ediyorum, orada görürsünüz. Jenny Molendik Divleli şu anda da aşağıda yazıyor. Bakın arkadaşlar, yazdı Instagram adresini. Oradan tıklayabilirsiniz. Hem oradaki videoları, evde çocuklarıyla yaptıkları etkinlikleri falan da paylaşıyorlar. Evet. Hem ondan istifade edebilirsiniz. Hem de bu 3 tane kitabı. Unutulmuş Kitap, Eşsiz Bir Gezi ve Kur'an'daki Hayvanlar, Arabul isimli bu 3 kitabı. Yeni kitabı da çıkmak üzere. Onu da edinebilirsiniz. Böylelikle nasıl diyeyim, sizin network'ünüze bizim mütevazi bir katkımız olmuş olsun Jenny Hanım. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ben çok istifade ettim anlattığınız şeylerle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Eşinize, çocuklarınıza çok selam ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun ve davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayrıca da herkes için Siyer'i de Ramazan'da ailece izlemişler ya. Evet. Bilinçli tüketici işte. Ya çok seviyoruz ya, ya o şey Siyer. Allah razı olsun. Çok, Allah kablatsın çünkü. Amin. Çok faydalı. Milletimiz, ümitimiz için çok faydalı bir seri oldu. Allah razı olsun. Ama bu YouTube programı için düşünelim Jenny Hanım. İnşallah. Bence hayra vesile olur inşallah. Niyetimizi alalım. İnşallah. Tamam Allah inşallah. Allah yaşasın. Çok sağ olun. Peki kıymetli dostlar, bizi izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim istemeyi unuttuğunuz her hayrı nasip etsin sizlere. Bugüne kadar ellerinizi açıp sakınmayı unuttuğunuz her şerden de muhafaza buyursun Rabbim sizleri. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Bekir Develi ile Peynir Gemisi'ni sundu.